Bu videoda Amazon FBA ürün ekleme konusunu uygulamalı olarak adım adım baştan sona anlatacağım. Belki de doğru bildiğim pek çok yanlışını fark etmek ya da vereceğim tüyoları kaçırmamak için videoyu atlamadan sonuna kadar izle. Videonun sonuna geldiğinde Amazon'a ilk ürününü eklemek için tüm ihtiyacın olanları, varyasyon oluşturmayı, UPC kodlarını, doğru kategori seçimini, ürün eklemene engel olan durumları ve Google arama sonuçlarında seni zirveye taşıyacak sabit link oluşturmayı öğreneceksin. Merhaba, ben Can. Kanalımda e-ticaretle ilgili güncel ve faydalı bilgiler paylaşıyorum. Rekabette öne geçmek istiyorsan abone olmayı unutma. Emeklerime karşılık da videoyu beğenmeni rica ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ürününü listelemeden önce ihtiyacın olanlara bir bakalım. Birincisi, listeleyeceğin her ürün tipi için GTIN kodu. GTIN kodları Amerika'da UPC, Avrupa'da ise EIN denilen şekilde kullanılıyor. Bu kodları GS1 sitesinden temin edebilirsin. Sitenin linkini açıklamalara bıraktım. Sitede ülke seçimi yaparak kodlarını alabilirsin. İkinci ihtiyacın olan şey, düz beyaz arka planı olan ürün fotoğrafı. Üçüncüsü, ürününü listeleyeceğin kategori patikası ve dördüncü ihtiyacın da ürününün satış fiyatı. Ürün listelemeni tedarikçine ödeme yapmadan önce oluşturmanı öneririm. Bu kulağına biraz saçma geliyor olabilir ama şimdi burada ilk oluşturacağımız listeni taslak olarak düşünebilirsin. Taslak listeni sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsen SEO optimizasyonu ve süsleme işlerini daha sonra yapabilirsin. Yani ürünü satışa sunmadan önce yapacaksın. Peki neden ürün sipariş etmeden önce taslak liste oluşturuyoruz? En büyük nedeni risk yönetimi. Erken listeleme yaparak kategori kısıtlamalarını, ürün kısıtlamalarını, tehlikeli ürün sorunlarını ya da marka hatalarını erken fark edip Amazon'la yazışmak için zaman kazanıyoruz. Erken listeleme ile ürününü Amazon'da sorunsuz bir şekilde satabileceğini öğrenmiş oluyorsun. Böylece tedarikçine satamayacağın bir ürün için ödeme yapmaktan kurtuluyorsun. Ayrıca Amazon senden satmayı düşündüğün ürün için ekstra belgeler talep ederse, ürünlerin Amazon deposuna girip sana düzenli olarak masraf olmaya başlamadan önce, hatta bazı ekstrem durumlarda Amazon ürünlerini kendi deposuna sokmayı bile reddetmeden önce bu belgeleri temin edecek süreye kavuşuyorsun. Temel bir bilgileri öğrendiğine göre ürün ekleme nasıl yapılır? Hadi gel bakalım. Satıcı merkezine girip menüyü aç. Katalog bölümünden ürün ekleye tıkla. Sayfanın altındaki bu buton ile Amazon'da satılmayan bir ürün ekleyeceğini belirtiyorsun. Açılan sayfada ürününü kategorize edeceksin. Burada ürün kategorini belirlemek için iki seçeneğin var. İlki alttaki kategorilerden adım adım manuel olarak ana kategoriden en alt kategoriye kadar seçim yaparak ürün kategorini bulup seçebilirsin. İkincisi ise üstteki arama bölümünden ürünün ile en alakalı kelimeyi ile arama yaparak Amazon'un önerdiği kategoriler içerisinden ürününe en uygun kategoriyi seçebilirsin. Burada ufak bir tüyo vereyim. Bazen ürününe en uygun kategori en çok satış getiren kategori olmayabilir. Ürününe ekleyebileceğin kategoriler içerisindeki satıcıları ve ürünleri önceden analiz edip bestseller ranklarını kontrol etmen lazım. Böylece ürünün için en düşük rekabete sahip olan kategoriyi bulup buraya ekleme yapabilirsin. Kategori seçimini tamamladığımıza göre ürünle ilgili zorunlu bilgileri girmeye başlayalım. Burada fark edeceğin gibi girmeye zorunlu olduğun bölümler kırmızı olarak işaretlenmiş. Gireceğin ilk bilgi Product ID olarak adlandırılan ürün kodu bilgin. Buraya Amerikan ürünleri için UPC, Avrupa ürünleri için EN kodunu gireceksin. Yandaki bu bölümden de girdiğin ürün kodunun türünü seçmelisin. Eğer elindeki kodun türünden emin değilsen burada GTIN de seçebilirsin. Şimdi Amazon'da ürün listeleme ile ilgili pek az kişinin bildiği ama bence en önemli konuların başında gelen canonical URL yani sabit URL oluşturmayı anlatacağım. Şu an ürününün ilk listelemesini yani taslak listelemesini oluşturuyorsun. Burada ürün adı yazan yere gireceğin kelimeler Amazon tarafından ürününün sabit linki haline getirilecek ve bu link bir kere oluşturulduğunda bir daha değiştiremiyorsun. Bu nedenle ürününe ilk kez isim verirken ürünün ile alakalı en çok aranan 5 kelimeyi buraya yaz. Böylece Google aramalarında bu kelimeleri kullanan müşterilere senin Amazon ürününün gösterilme ihtimali artacak. Eğer hangi kelimeleri kullanacağından emin değilsen Amazon'da müşteri gibi kendi ürününü aramayı dene. Amazon arama çubuğu bölümünden sana ürünün ile en alakalı en çok aranan kelimeleri önerecek. Bu şekilde 5 tane kelimeni bulup seçerek ürün adı oluşturabilirsin. Sıradaki bölüme marka ismini girmen gerekiyor. Burada Amazon senden markanı ispat etmeni de isteyebilir. Üzerinde marka isminin basılı olduğu ürün ambalajının çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını Amazon'a sunarak
bu ispatı gerçekleştirebilirsin. Eğer ürün hala elinde yoksa tedarikçinden de bu fotoğrafları çekip sana göndermesini talep edebilirsin. Bazı nadir durumlarda Amazon senden GTIN kodlarını ürün ambalajına basılmış şekilde göstermeni talep edebilir. Bu durumda GTIN kodunu tedarikçine yani üreticine gönderip bu kodları ürün ambalajına eklemesini talep etmen gerekiyor. Daha sonra tedarikçinden gelecek bu fotoğrafları Amazon'a sunabilirsin. Gördüğün gibi taslak liste oluşturmak karşılaşabileceğin pek çok sorunla baş etmeni sağlayacak. Üretici bölümüne eğer private label yapıyorsan marka ismini girebilirsin. Ürün sayısı bölümüne müşteriye barkodlanmış kaç tane ürün ulaşacağını söylemen gerekiyor. Çoğunlukla tek bir ürün göndereceğin için buraya bir yazabilirsin. Ürün sayım tipini de ürün türüne göre seçebilirsin. Genellikle sayılabilen ürünler için count seçmen yeterli. En alttaki bölüme de eğer ürünün son kullanma tarihi olan bir ürün ise yes yani evet, son kullanma tarihi olmayan bir ürün ise no yani hayır seçeceksin. Seçeceğin ürün kategorisine göre buradaki gibi farklı bilgiler girmen istenebilir. Girmen istenen bilgilerin hepsinin yanında açıklamalar mevcut. Bu açıklamaları okuyarak istenen bilgileri girebilirsin. İlerlemeden önce varyasyon konusuna da değinmek istiyorum. Birden fazla versiyonu olan bir ürünün varsa ve müşterilerinin bu versiyonları tek bir listele altından seçmesini istiyorsan varyasyon listesi oluşturabilirsin. Örneğin 3 farklı rengi bulunan bir tripod satacağını varsayalım. Her renk için ayrı ayrı listelemeler oluşturacaksın. Ve bu renkleri müşterilerin seçim yapabileceği 4. bir listeleme daha oluşturman gerekiyor. İşte bu listelemeye varyasyon listelemesi deniliyor. Şimdi varyasyon listesi oluşturduğumuzu varsayıp adımlara birlikte bakalım. Varyasyonlar bölümüne girip buradan varyasyon tipini seçiyoruz. Renk varyasyonu oluşturmak için Color Name yazan kutucuğu işaretliyoruz. Burada yine seçtiğin kategori ile alakalı olarak çeşitli varyasyon seçenekleri çıkacak karşına. İçlerinden ürününe uygun olanı seçebilirsin. Alttaki formlara varyasyon isimlerini ekleyip altındaki varyasyon ekle butonuna tıkla. Açılan formdaki bilgileri girerek varyasyon oluşturmayı tamamlayabilirsin. Seller SKU bölümüne istersen ürününe özel, sana ait kendi kodunu girebilirsin. Ürün ID bölümüne ürünlerin GTIN ya da FNSKU kodlarını girmelisin. Eğer mevcut listelemelerin için varyasyon oluşturacaksan buraya onların kodlarını da girebilirsin. Ürün durumu bölümünde sattığın ürünün yeni mi yoksa ikinci el olduğunu mu seçeceksin? Ürün fiyatlarını ve adetlerini de bu bölümlere gireceksin. Sonraki bölüme de bu örnek için renk bilgilerini gireceksin. Bu noktada yukarıdaki offer bölümüne bilgi girmenin artık zorunlu olmadığını fark edeceksin. Bunun nedeni varyasyon listelemesinin tek amacının ürünleri bir araya getirmek olduğu ve aslında satın alınabilir bir listeleme olmadığı. Offer bölümünde doğru kargolama seçeneğinin seçili olduğundan emin ol. Ürünlerini kendin hazırlayıp kargolayacaksan üsttekini FBA yani Amazon kargolayacaksa alttakini seç. Sonra alttaki kaydet butonuna tıklayarak listeni oluşturabilirsin. Artık varyasyon ve ürün listelemesi oluşturuldu. Bunları Inventory menüsünde Manage Inventory seçeneğinden görebilirsin. Amazon'un girdiğin bilgileri işleyip listelerini görünür kılması 30 dakikayı yani yarım saati bulabiliyor. Yani oluşturduğun listelemeyi hemen göremezsen panikleme. İşlemi tamamladığında listelerin bu şekilde görünecek. Listelerde değişiklik yapmak yani SEO optimizasyonu ya da girdiğin bilgilerde değişiklik yapmak istersen değişiklik yapmak istediğin listenin yanında bulunan Edit butonunu kullanabilirsin. Şimdi ürün listelemesi için kalan bilgileri nasıl gireceğini görelim. Offer bölümüne girip fiyat bilgisi girelim. Bu ürününü ilk satmaya başlayacağın fiyat. İlk fiyat olarak ürününe verebileceğin en yüksek fiyatı vermeni öneririm. Çünkü Amazon'da ürününün fiyatını arttırmaktansa düşürmek yani indirim yapmak daha doğru bir strateji. Ürün durumu bölümünde ikinci el ürünler satmıyorsan new yani yeni seçeceksin. Burada seller SKU bölümüne eğer istersen ürünün için kendi kodunu verebilirsin. Alttan da kargolama seçeneği olarak FBA ya da FBM seçebilirsin. Images yani fotoğraflar bölümüne geç. Ürün fotoğrafı hazırlarken ürünün oluşturduğun fotoğrafın 4'te 3'ünden fazlasını kaplasın ve ürün dışında kalan fotoğrafın arka planı düz beyaz renk olsun. Daha fazla bilgi girmek için sağ üstteki bu düğmeyi kullanmalısın. Ürün açıklaması bölümüne en az bir cümle girmelisin. Alttaki bullet points denilen bölüme ürününün öne çıkan özellikleri için en az bir özelliği gir ve son olarak alttaki kaydet butonuna tıkla. Şu şekilde bir uyarı alırsan Amazon sana listelemeni manuel olarak FBA şeklinde değiştirmen gerektiğini söylüyor demektir. Yine inventory menüsünde Manage Inventory'ye tıkla. Burada gördüğün sayı eğer sabitse bu sayıyı değiştiremiyorsan bu listeleme FBA demektir.
Yani müdahalede bulunmana gerek yok. Eğer sayıyı değiştirebiliyorsan yanda bulunan menüden Change to FBN butonuna tıklayarak bu listelemeyi FBA şekline dönüştürebilirsin. Tebrikler, ilk listelemeni oluşturdun. Son bir tüyo daha vereyim. Herhangi bir listelemenin yanında bulunan bu menüden Print Item Labels butonu ile FNSQ kodlarını yazdırabilirsin. Ve bu kodları tedarikçine yollayarak ürünlerine ekletebilirsin. Eğer taslak listeni nasıl optimize edeceğini, nasıl doğru anahtar kelimeleri bulup detaylı listelemeni oluşturacağını anlatacağım bir video hazırlamamı istiyorsan bu videoyu beğen ve yorumlara devamını bekliyoruz yaz. Tabi devam videosunu kaçırmamak için de kanala abone ol. Bol kazançlar dilerim.